Sevgili arkadaşım tekrar hoş geldin. Yorumlarınızı okumaya devam ediyorum. Yönlendirmelerinize göre videoları çekmeye devam ediyorum. Arkadaşımız yönetim bilişim sistemlerini tekrar inceler misiniz demiş. Geçen yıl bildiğiniz üzere yine bu şekilde yönetim bilişim sistemlerini çekmiştik. Bunun yanında hocasıyla, bölüm başkanıyla, mezunuyla birlikte de konuşmuştuk. Sıralamaların artacağını, talebin yüksek olduğunu söylemiştik ama açıkçası benim beklediğimden çok daha fazla talep gelmiş arkadaşlar. Şimdi yönetim bilişim sistemlerini güzelce inceleyelim. Önümüzdeki sene artış muhtemelen devam edecektir. Ona göre önlemimizi alalım. Yönetim bilişim sistemi yazacak öğrencilere geçen sene de söylemiştim. Çok dikkatli tercih yapın. Garantili tercih yapın. Aşağı doğru çok salın demiştim. Birçok videomda hatta nokta atışı yapmışız bazı bölümleri. Binlerce sıralama yukarı artmasına rağmen. Yine aynı şekilde devam edelim. Bu seneki kadar, 2023 kadar artar mı? Artmaz tabii ki, gelebilecek maksimum yerlere gelmiş olanlar da var. Yani daha nerelere çeker bilmiyorum. Örneğin Gazi Üniversitesi geçen sene yeni açılmıştı. 67 binle kapatmıştı. Geçen sene dediğimiz, yani önceki sene 24 bine çekti. Yani 67 binden 24 bine çekmek çok büyük bir olay arkadaşlar. Yani o yüzden yönetim bilişim sistemleri yazacaklar çok dikkatli olsunlar. Şimdi bir bakalım neler varmış. Açık öğretimi iptal ettim. Kapattım. 169 tane tercih edebileceğiniz kod var arkadaşlar. Toplamda yönetim bilişim sistemleri kontenjanı 5.595. Bu sene biraz daha açılır. 6.000 civarında belki olur. En yüksek sıralamayla alan yer Özyeğin Üniversitesi. 765.'yi almış Özyeğin, en düşük. Ondan sonra Boğaziçi Üniversitesi, sonra Yeditepe Üniversitesi. Bakın, vakıflarda çok yüksek sıralama. 765'e 795. Şöyle Özyeğin Üniversitesi 510. sıradaki adamla 765 arasındakini almış. Boğaziçi Üniversitesi 153 sıralamayla 795 arasını almış. Bu gerçekten mucize arkadaşlar. Çok iyi sıralama. Gördüğünüz gibi bakın, hep yükseliş, yükseliş, yükseliş. Şurası yeni açılmış, İstanbul Ticaret örneğin. O da zaten 20 binle kapatmış. Bakın, hep yükseliş. Düşen çok az var. O Yeditepe'de bu fiyattan dolayı düşmüştür ama zaten düşmemiş gibi bir şey. 724 kişicik düşmüş. Şu birkaç tane daha düşüş var. Bunlar da yine özel üniversiteler arkadaşlar. Şimdi hemen klasik bakalım, devletleri bir süzelim. Devlette kaç tane varmış? Devlette 2914 kontenjanımız var arkadaşlar. Toplam tercih edebileceğimiz yer sayısı 54 tane. Bu sene birkaç tane daha muhtemelen açılır. Devlettekilerin hepsinin sıralaması artmış. İki tanesinin düşmüş. Hatay ve İskenderun'daki, o da deprem sebebiyle. Şimdi devam ediyorum. Hepsi zirvesinde zaten. Sadece Hatay ve İskenderun'dakiler zirvesinde değil arkadaşlar. Şu yeni olan yerler var. Fırat Üniversitesi'nde yeni açılmış, 220 binle kapatmış. Devlette 795 sıralamayla başlamış. 521 bine kadar. Bunları çok ölçü olarak almayalım şuraları. Bakın, çünkü birdenbire düşüyor. 240 binlere kadar Tarsus desek bu şekilde. Ama geçen sene 650 binler, 400 binler, o 240 bin olanlar 309'muş, 400'müş, 469'muş. Nerelerden gelmiş? Yani bunun yukarı çekiş adımları büyük 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 büyük. Bu 240 bin olan bu sene 190 bin lira, 180 bin lira rahat çekebilir. Bu teknoloji sektörü bu kadar devam ettiği sürece, insanlar buradan para kazanmaya devam ettiği sürece artacak. Şimdi bir bakalım, 2020'de en fazla yukarı çeken Hatay çekmiş ama bu sene düşmüş. 122 bin çekmiş geçen sene, bu sene 27 bin düşmüş. Sonra 119 bin, 117 binler varmış. Bu sene bakalım, Kafkas Üniversitesi 653 binden 521 bine çekmiş. Hepsi zaten zirvede. Bakın, 100 bin, 100 bin, 90 bin çekişler. Şöyle ortalamalarda 50 bin, 40 bin yukarı çekmeler. Yani 229 binden 189 bine çekmiş Afyon Kocatepe. Muğla Sıtkı Koçman 190 binden 150 bine çekmiş. Bunlar iyi yukarı toparlamalar arkadaşlar. Şimdi gelelim, neresi ne olur? Ha, ondan önce bir en çok tercih edilenlere bir bakalım. 2022'de şunlar yeni olduğu için 2023'te Trabzon 2200 defa,
Fırat 2100 defa, Bingöl 773 defa tercih edilmiş. Birinci sırada 49 defa yazılmış Bingöl. Kontenjanı 32 zaten baktığınız zaman. Şimdi 2022'de en fazla tercih edilen Gazi Üniversitesi'ydi. Çünkü ilk defa öğrenci alacağı için 60 binle kapatmıştı ama 70, 80, 90, 110, 120 bin ya tutarsa deyip insanlar hep yazdı. Tamam. O yüzden çok tercih edilmişti. Biz şimdi 2023'e bakalım. 2023'te en fazla tercih edilen Boğaziçi Üniversitesi olmuş. Sonra Akdeniz Üniversitesi olmuş. Bakın şeye göre, 2022'ye göre tercih edilme sayısı azalmış ama tercih eden öğrenci niteliği artmış. Öğrenci niteliği yukarıya çıkmış arkadaşlar. Bu çok önemli bir durum. Şimdi bakalım Boğaziçi, Akdeniz 9 Eylül çok tercih edilmiş. 33 bin Akdeniz Üniversitesi yukarı çekmiş. 9 Eylül'de yine 33 bin çekmiş. 98 binden 61 bine, 76 binden 42 bine. Şimdi bu 61 bin Gazi'nin yaptığı gibi 60 binden 20 bine çeker mi? Çekmez ama 45 bin lira muhtemelen çekecektir. Gazi ayrı bir dünya. Yani bütün videolarda karşımıza çıkıyor. Birçok bölümünde güzel sıçramalar yaptı. Sayısal bölümlerde de göstereceğim arkadaşlar birkaç gün içinde. Göreceksiniz. Şimdi bakalım yine en çok tercih edilenlere. Uludağ Üniversitesi 100 binlerle. Bu sene kaç binlerle alır sizce? Bu 40 bin. 19 bin çekmiş. 40 bin çekmiş. 2 katı çekmiş. Yine bir 40 bin daha çekebilir mi? Uludağ Üniversitesi çeker, 60 bin lira, 70 bin lira çekebilir. Ama bu çekebilir diyoruz ama şu günün talebiyle çekebilir. Yani şu anın talebiyle çekebilir arkadaşlar. Tamam mı? Yani çok ters bir şey olur. İnsanlar tercih etmez, o zaman daha az çekebilir. O yüzden bu yönetim bilişim sistemleri yazacak arkadaşların yelpazeyi olabildiğince geniş tutması gerekiyor. Tercih farkı yüksek olan Boğaziçi'nin tercihi çok artmış. Adana Alparslan Türkeş Bilim Üniversitesi'nin artmış tercihi. Kafkas, Karadeniz'in artmış. Birinci sırada en çok tercih edilene bakalım. Yine Boğaziçi'ndekiler çok bilinçli tercih etmişler yani. Toplam kontenjanı 59. Birinci sırada yazan kişi 1000. Yani 976 kişi. 950, 450 kişi, 442 kişi birinci sırada yazmış. Bunlar çok önemli veriler arkadaşlar. Şöyle bir ortalama yerlere bir bakalım. Şöyle diyelim ki biz kaç bin olduk diyelim. 50 bininci olmuş bir insan olalım. Biz 40 bin olmuş olalım. Biz 40 bin olsak şuralara kadar inmemiz lazım. 118 bin, 125 bine kadar inmemiz lazım. Bandırma. 40 bin oldum. Bunları da yazabilirsin. Buralar tabii ki gelmez. 100 bin olsam 197 binlere kadar inmeniz lazım en az. Düzceler, Trabzonlar, bunları yazmak gerekiyor arkadaşlar. 200 binlere olsam zaten hepsini yazacaksın devlette. 150 bininci olsam yine hepsini yaz. 150 bininci olmuş bir adam, bu bilgi çok önemli bakın. 200 binlerde, 220 binlerde, 216 binlerde buralarda bırakmasın. Bartın, Necmettin Erbakan, Düzce. Tamam, buralarda bırakmayın yani. Yönetim bilişim sistemlerinde aynen bu şekilde devam edecek. Hepsi zaten zirvesinde. Bir de vakıflara bakalım kapatmadan. Vakıflarda da zirvesinde olan yine çok. En fazla sıralama arttıran Piri Reis Üniversitesi 1 milyon 100 bininci almış geçen sene. Bu sene 700 bin. Bu aslında şey değil. Çok bir kriter değil. Bu çok düşük sıralamalarda her şey olabiliyor. Tamam arkadaşlar. Şöyle bir küçükten büyüğe yapalım. Vakıflarda en değerliler tam burslular bunlar tabii. Ve genel olarak İngilizce bakın. Bu bölüm birazcık daha vakıf bölümü. Kontenjanına bakalım. 2500 kontenjanı var ve 24 tane, bir dakika bakayım, 103 tane yer yazabiliyorsunuz. Evet, vakıflarda 50 bin tam burslular kaçta kapatır bu sene vakıflarda, ona bakalım. Bu da önemli bir veri. Hocam diyeceksiniz, sen nasıl bu kadar rahat yorum yapabiliyorsun? Arkadaşlar yani yıllardan beri biz bunları yaladık yuttuk yani A'dan Z'ye. Çok aşırı bilginin vermiş olduğu yorumlar bunlar yani. Şimdi sen diyelim ki 50 bininci oldun. Bu sene
şuralar dahi 50 binle kapatabilir yani. Altınbaş, Türkçe bölümler. Mesela 80 binle kapatmışız. Biz daha yüksek kapatabilir. Zaten 131 bin, 100 bin, 80 bin. Hepsi yukarı çekmiş zaten. Hepsi zaten zirvesinde. Tam boostların hepsi zaten zirvesinde görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu boost'u bir kapatayım bakalım. Ücretli %50 burslular bilmem neler 127 binde başlıyor. 1 milyon 300 bine kadar düşmüş. Yani 400 binler, 300 binler buralarda bir sürü yerler var. Ücretlilerde yukarı çeken neler varmış bakalım. Yine bir sürü yukarı çeken var. Bir kısmı düşmüş bakın. O da İstanbul'da ve Ankara'da ev kiralarının çok yüksek olması, hayatın pahalı olmasından kaynaklı birazcık. Tamam. Durum bu arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar faydalı olur. Benim de video çekme hevesim o kadar fazlasıyla gelir. Her şey gönlünüzce olsun. Tercih dönemine kadar bu bilgiler sizin ihtiyacınız olacak. Şimdi güzelce derslerinizi çalışın. Sıralamalarınızı elinize alın. Tercih döneminde güzel sıralamalarla ilerleyelim.